Siz de biz proleter sınıfı gibi şampuanınızı bittiğinde içine su koyup çalkalayarak son damlasına kadar kullanıyor musunuz? Evet, hep kullanıyordum. Tabii ki de şampuanın o gıcık olduğum o çevirdiğinde hayatı boyunca aşağı akması bitmeyecek olan bir hali var ya. Şeytan diyor kes oradan al elinle öyle devam et. Bunun aynısını diş macunu için de yapıyorum. Diş macununun arkasıyla kıstırıyorum lavabonun kenarına ve çekiyorum. Bunlar da güzel tekniklerdir. Ülke meselelerine karşı ilgilisiniz. Şu dönemleri atlatmamız için önerdiğiniz bir sabır tekniği var mı? Yoksa siz de bizim gibi sıyırmak üzere misiniz? Teşekkürler. Aslında şöyle söyleyeyim. Siz biz yok. Çünkü hepimiz aynı atmosferde nefes alıyoruz gerçekten. Sıyırmak üzere miyiz? Bence çoktan sıyırdık. Şu anda uzatmaları oynuyoruz gibime geliyor. Teknik şöyle yapıyoruz. Soldan alıyoruz. Duruyor. Buradan veriyoruz. Sonra tekrar buradan alıyoruz. Kapıyoruz. Buradan veriyoruz. Böyle bir 10 kere falan yapınca rahatlıyor. Yok abi tamamen çizilmiş durumda. Geçecek. Öyle bakıyoruz konuya. Geçecek. Geçmesini bekliyoruz. Ama yani birazcık sıyırttırarak geçiyor ama geçecek. Her şey çok güzel olacak. Geçmişinizden dolayı ideolojik bir karmaşa içerisinde olduğunuzu düşünüyorum. Doğru mu hissiyatım? Karmaşa kesinlikle değil. İnsanların yaşarken bütün düşünceleri ve yaşadıklarından kazanmış olduğu deneyimler farklılaştıkça insanlar bence düşüncelerini ve hayata bakışlarını zaten değiştirmelidirler. Çünkü duran her şey evrende ölür diye düşünüyorum. Öncelikle sizin gibi saygıdeğer bir sanatçı ve Atatürkçü bir insanı burada görmek biz sözlük yazarları için bir onur. Soruma gelince Türkiye'de rock müziğin gerilediğini düşünüyorum. Rock müzik ve türevlerini seven bir insan olarak bundan üzüntü duyuyorum. Sizce Türkiye'de rock müziğin eskisi gibi icra edilememesinin ve eskisi gibi yeni kaliteli işlerin yapılmasının azalma nedeni nedir? Çok teşekkürler ilk söylediğiniz tanımlar için. Ama gerilediğini düşünmüyorum ya. Zaman zaman belirli müzik türleri insanların daha çok ilgisini ve dikkatini çekebiliyor. Rock müzik her insanın içinde olan bence bir tavır. Keşfedebilen var, tanıyabilen var veya tercih eden var. Bence azaldığını düşünmüyorum. Çok güzel şeyler yapılıyor. Daha da güzel şeyler yapılacak. Türkiye'deki bu potansiyel çok yüksek ama ortam gerektirdiği kadarıyla yapılabiliyor. Ondan dolayı da yakın gelecekte çok daha güzel günler bizi bekliyor. Abi hoş geldin. İlluminati'nin Türkiye ayakları olarak sen, Tarkan ve Cem Yılmaz hangi aralıklarla toplanıp gündemi değerlendiriyorsunuz? Gelecek planlarınız nelerdir? Teşekkürler. Keyifli günler. Bizim toplantılarımız genellikle zaten zihinsel bağlantılarla olduğu için çok bir araya gelmemize gerek kalmıyor. Hani biz çok bayağı Zoom'dan falan hızlıyız. İlluminati konusu bayağı iyi gidiyor. Maşallah var yani büyüdükçe büyüyor. Onun dışında gelecek planlarımız artık çok uzun planlar yapamıyoruz. Çünkü çok güncel, çok hızlı ve mümkün olduğunca kendini koruyarak hayatta kalmaya çalıştığımız bir dönem geçiriyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Taksim patlaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Korkunç. Ona hiç başka bir yorum yapılamaz. Herkes aynı şeyi yaşıyor his olarak ama korkunç. Yorum bile yapılabilecek bir durum değil yani. Cevap vermezsin ama Acun'un seninle yolları ayırması için baskı gördüğü doğru mu? Buna özellikle cevap vermek istiyorum sevgili arkadaşım. Asla öyle bir şey olamaz çünkü Acun ilk programı yapmaya başladığından beri hep muhabbetimiz aynı gidiyordu. 5 sene doldu. Acun programla alakalı olarak daha çok Exatlon ve diğer programlarla alakalı yurt dışında olduğu için programa çok fazla iştirak edemiyordu. Ben de ondan dolayı birlikte 5 senemizde doldurduk. Zamanının dolduğunu düşündüm aslında. 5 sene yeterli bir süre ya. Filme dair beklentiler yüksek. İşin içinde siz varsınız. Ömer Faruk Sorak var, Gökçe Bahadır var. Üstüne konusu da dikkat çekici. Bu filmde izleyici en çok neyi sevecek? Bence filmde herkes kendisinden bir parça görecek. Filmi özel kılan ve güzel yapan bir unsur da birebir gerçek hayatın içinde yaşamış olduğumuz olayları, durum komedilerini, üzüntüleri, heyecanları yaşıyor olması. Film çok keyifli oldu. Oyunculuk konusunda sizi izlemeyi seviyorum. Doğal bir yerden çıkıyorsunuz kamera karşısına. Kariyerinizde sinema işleri daha çok olacak mı? Yeni işlerden bahsedin biraz. Şu korona ve gündem yorgunluklarından çekin alın bize. Evet bu korona zaten artık yani İnşallah bir daha gelmesin.
Bu arada etrafta acayip başka virüsler de var. Ama özellikle bu filmle beraber çok başka şeyler keşfedebildim kendimle alakalı. Çok keyifli bir olay. Devam edip daha sık ve daha farklı yerlerden girmek istiyorum. Yeni albüm geliyor 8 sene sonra. Onunla beraber başka yaptığım şeyler de var. Onlar çıkınca zaten karşılaşacağız beraber. Onları şimdi söylemeyeyim. Ama yurt dışından çıkaracağımız yeni bir albüm geliyor. Ülkenin gidişatından memnun musunuz? Değilseniz düzeleceğine inanamıyorsunuz. Tabii ki de inanıyoruz ya. Bence hepimiz inanıyoruz. Çünkü düzelmek zorunda. Mükemmel bir potansiyeli olan bir ülke burası. Ve halkın kendi ritmi, kendi nüansı var, kendi fikri var, kendi duruşu var. Müthiş laik bir ülkede yaşıyoruz ve yaşayacağız. Biraz zor zamanlar geçiyor ekonomik olarak. Her şeyle birlikte onların da düzeleceğini umut ediyorum. Milletvekili adayı olmak için daha neyi bekliyorsun? Protest insan diye serzenişte bulunsam. Milletvekilliği çok değişik bir olay ya. Ben bizim gibi insanlar sanatlarını icra ederken zaten halkın kendi kalbinde atan her şeyi ortaya döktüğünü düşünüyorum. Dökenlerini halk çok iyi biliyor zaten. Samimi bir şekilde kutlayarak yaşamak çok daha mantıklı geliyor bana. Yani milletvekilliği... O Ses Türkiye gibi programların müzik sektörüne katkısı sizce gerçekten var mı? Saf show business mı olay yoksa? Bir şey yapmak için o ortamın bir takım gerektirdikleri var. Evet, televizyonda böyle bir program yapmak benim çok anlamadığım bir tarafı o ama tabii ki de bir business tarafı da var. Çünkü aslında her şey bir business. Ama O Ses Türkiye kesinlikle müzik sektörüne çok güzel bir dokunuş yaptı. O dönem dikkat ederseniz birçok bizim kültürümüzün böyle farklı farklı yanlarındaki janralar bir anda ortaya çıkıp güncelleşti. Çok güzel oldu. O Ses Türkiye çok önemli bir yerde o yüzden. 5 sene ben de üniversite eğitimi gibi bir şey gördüm orada. Çıkan çok iyi arkadaşlar var. Çok iyi müzisyenler var. Hayatlarına da, profesyonel hayatlarına da devam ediyorlar. Keşke hep olsa, değil mi? Abi merhaba, hoş geldin. Kolay soracağım. Sizde kırılma tam olarak nerede oldu abi? Çünkü sizde uzun bir dönem politika kısmında sessiz kaldınız ya da en azından bu kadar görünür değildiniz. Tam olarak ne oldu da bir anda ülke gündemini sürekli konuşacak, tepki gösterecek raddeye geldiniz? İyi ki geldiniz bu arada. Ben genellikle dünyadan kopuk yaşayan bir karakterim. Ben Twitter'ı bir gün bir arkadaşımın aracılığıyla gördüm. Şunu gördün mü dedi bana. O şu. Çok belirgin bir tweetti. Görmedim, o ne dedim. Abi baktım, tepki vermem gereken bir başlıktı. İlk başlığımı orada yazdım. Bir anda böyle bir bombardıman oldu. Ondan sonra anladım ki düşünceni söylediğin zaman seni dinleyen ve okuyan bir kitle var burada. Yani öyle tanıştım ben. Ondan dolayı yazmaya başladım. Yoksa herhangi bir raddeye geldiğim için değil. Yeni neslin şarkılarını beğeniyor musunuz? Müzikteki kalite düşüşünü neye bağlıyorsunuz? Seviyorsunuz. Teşekkürler. Ben yeni neslin müzik kalitesinin düştüğünü düşünmüyorum. Çünkü her dönemin bir sesi var, bir müzik rezonansı var. Bence çok iyi gruplar çıkıyor. Müzik kalite olarak da yüksek oluyor olduklarını söylememin sebebi şu anda dünyanın her yerine aynı anda ulaşabilip aynı gruplara ve müzikleri ve şarkıları dinleyebildiğimiz için öyle düşünmüyorum. Ülkemizde acayip sağlam bir jenerasyon var. Geliyor da, yani yeniler de bomba. Her janrada var bir de, yani Türk halk müziğinden tutun, rap, işte rock. Pop çok benim dünyam değil, onun için bir şey söylemek istemiyorum ama bu ekip bomba geliyor, var yani çok iyi. Biz başladığımızda mesela şeydi, yani bir albüm çıkardı. O albümü bulana kadar duyardık mesela, Kerrang vardı işte, Metal Hammer vardı. Oralardan duyduğumuz grupları veya albümleri Türkiye'ye gelene kadar zaten senenin yarısını buluyordu. Onun için kesinlikle çok iyi ilerliyor bence. Gökhan Özoğuz kim AMK? Şaka şaka, bildiğin Athena Gökhan bu. Sorum yok, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ben de bilmiyorum kim. Senin adın Gökhan Oğuz değil miydi ya? Sonradan Özoğuz mu yaptın? Çakmaların mı çıktı? Arkadaşım benim adım hiç Oğuz olmadı ya, soyadım pardon. Yok, hiç öyle olmadı. Bana bazen Gökhan yani Oğuz diyen falan oluyordu ama. Değişik bir şey. Yok, Özoğuz. Hep Özoğuz'du. Politik olmasını beklemiyordum ama her fikirde uçlarda olup karşı fikirlere saygısı olduğunu düşünüyorum. Allah Allah. Takım fanatikliği örneğin. What? Bu sebep ile kendisini sosyal medyada görmek istemedim ve engelledim. Olabilir yani bunlar. Şöhretin gelen maalesef sorumlulukları olduğunu düşünüyorum. Evet, bu konuda haklısın ama
Bazen de öyle olmuyor işte. Hayatın her kesiminde özel hayatını normal insanlar gibi yaşamadığına göre bundan emin misin mesela? Bence bunu söylemek için hep yanımda oluyor olman gerekiyor veya aynı mahallede oluyor olmamız gerekiyor. Sosyal medya benim özel hayatım dememeli. Valla sosyal medya benim özel hayatım dememeli derken zaten özel hayatımızda olan her şeyi de sosyal medyada paylaşmıyoruz. Ha, ayrıcalık istemesi bile muhtemel. Biz hayatımızda hiçbir şey için ayrıcalık istemedik. İstemedim. O kadar saygısız. Saygı da görecelidir. Ondan dolayı sana saygı duyuyorum. Biri şuna sanatçı olduğunu dolayısıyla topluma mal olmuş bir kişi olduğunu hatırlatsın. Siyaset yapmaktan vazgeçsin. Tanım sanatçı. Şimdi zaten şöyle, topluma mal olmuş olan kişiler toplumun yer yer durumlarını ve sorunlarını ve içinde bulunmuş olduğu bütün pozisyonları dile getiren kişidir. Zaten sanatçı olduğu zaman bu aradaki arabuluculuk ve veya işte fikir beyanı gerçekleşir. Onun için sanatçı halkın aynasıdır. Doğru bir tanım. Ne oldu da bu kadar ilgi budalası haline geldi anlamadım. Turuncu kafasıyla gençlik festivallerinde şarkı söylemek yetmedi sanırım. Ya şu turuncu kafam nelere kadirmiş. Siyaset festival sahnelerine benzemez. Evet, siyasetten hiç hoşlanmıyorum o yüzden. Ama fikir beyan etmek benim hakkım. Halk tarafından bakıldığında nasıl görünüyorsa onları o şekilde dile getirmeyi de çok seviyorum. Bugün kendisine aslansın, kaplansın diyen güruhun yarın neler yapacağını bilemez. Zaten aslansın, kaplansın diyen arkadaşların hangisinin samimi, hangisinin olmadığını artık o kadar net olarak yakalıyorsunuz ki ondan dolayı zaten onları gözeterek bir şey yapmıyorsunuz. Popülaritesini siyasete alet eden Sezen Aksu örneği ortada. Yani herkes bir kere her koyun kendi bacağından ısırır. Çok güzel bir tabir. Sezen Hanım'ın nerede, nasıl, nelere alet olduğunu bilmiyorum. Hatırlıyorum, bir şeyler okumuştum ama bilmiyorum. Popüler olmanız her şeyi atlama hakkı vermiyor. Valla ben halkın bir bireyi olarak her konuda fikrimi beyan etmekte özgürüm. Açıkçası ekonomimiz iyi gidiyor diyen Arda'dan hiçbir farkı yok. Valla ekonomimizin iyi gittiğiyle alakalı bir cümle kurmak bana çok komik geliyor. Gerçekçi değil, samimi ve gerçek değil. Onun için bir uzay mekiği görmüş gibi falan oldum şu anda. Benim mi farkım yok? Valla sizce öyleyse öyledir. Doğru. Arkadaşım olmasını istediğim kişi. Ya ne kadar tatlısınız. İnanılmaz bir enerjisi var. Çok teşekkürler. Yalnız zaman zaman ben de düşüyorum biliyor musunuz? Mesela sabah bazen hep genellikle mutlu kalkarım. Bazen böyle çok gece geç yattığım zaman veya hareketli ve heyecanlı bir gecenin ardından böyle bir enkaz gibi kalkıp kendime gelene kadar acayipleşebiliyorum. Onun dışında kendi meslektaşları belediye konseri, saray daveti kovalarken çoğu siyasetçiden daha iyi siyaset yapıyor Twitter'da. Ya aslında herkesin kendi seçtiği bir yön var, bir yol var. Ben doğup büyüdüğüm şekilde bugüne yansıma şeklim bu. Çok mutluyum halimden de. Kimseyi de yargılayıp yorumlamayı da sevmiyorum aslında. Siyasetten de hiç hoşlanmıyorum. Çok büyük bir, başka bir lig o. Orada başka düzenler, başka ritimler, başka bir maç dönüyor. Biz onun çok dışındayız. Biz halk cephesinden neyi görüyorsak onunla alakalı olarak fikirlerimizi beyan ediyoruz Twitter'dan. Türkiye'nin en büyük sorunu birbirimizi saygıyla dinlemiyor olmamız. For You'nun Everybody That I Can'den güzel olması. Hayır, her şarkının kendine has güzelliği ve etkisi vardır. Bence ikisi de çok güzel şarkı. Kişinin 17 yaşındaki haline vereceği öğüt. Yürü be. Bugüne bir şarkı bırak. Of Allah'ım. Riders on the Storm. Kesinlikle o olurdu. Avrupa yakası mı karşı Anadolu yakası mı? Tabii ki de Avrupa yakası karşı. Biz Kadıköy'üyüz. Eski Türkiye'ye dair özlenen şeyler. Her dönemin güzelliği, kendine has güzelliği var. Olanakları, şusu busu. Ama ben doğmamdan 10 sene öncesi ve doğduğumdan sonraki 10 sene için çok güzel şeyler söyleyebilirim. Ben 60 ve 70 döneminin her şeyine aşığım. Müziği, kılığı, kıyafeti, filmi, İstanbul'u, Londra'sı, bilmem neresi, her şeyi. 60 ve 70 dönemi müthiş bir dönem. Onun için eski Türkiye'ye dair özlenen şeyler, sanat çok daha güzel yerlerde idi. Keşke tekrardan öyle olsa demeyeceğim çünkü öyle olacak. Müzik tarihinin en abartılmış
grubu. Çok sinir olduğum gruplar vardı tavırlarından dolayı. Hakan'la hatta kara listeye yazdığımız ama çocuktuk yani böyle 13 yaşında falanken. Onların da sevenleri vardır, söylemeyelim şimdi ya. Yani bana genellikle boy bandler hep öyle gelir. İsmini de vermek gerekirse New Kids on the Block gibi böyle sevmediğimiz şeylerdi. Sevilen şarkının en vurucu cümlesi. Yani Iggy Pop'un şarkısı I Wanna Be Your Dog şarkısının en vurucu cümlesi I Wanna Be Your Dog. Çünkü insan aşık olduğu zaman köpeği oluyor. Ekşi itiraf. Ya benim itirafım genellikle hep söz verip bozmak zorunda olduğum durumlara giriyor olmamdan dolayı acayip gıcık oluyorum kendime. Mesela gece yatmadan ya çikolata yemeyeceğim diyorum. İlla bir yastığın altından, perdenin köşesinden, kanepenin dibinden bir yerden çikolata çıkıyor ve o çikolatayı yiyorum. Sonra sabaha kadar mahvoluyorum. Yani onu bir toparlayamıyoruz ya. Şöyle ileri götüreyim olayı. Yani bütün gün yemek yemeyip kendimi kaybedip en son geceliğin o çikolatayı yiyebilmek için böyle şeyler yapıyorum. Baba kız diyalogları. Aşığım. Aşığım. Baba kız diyaloğu bu sadece. Onlar da baba. Baba diyorlar. Türkiye'nin girişine yazılması gereken söz. Özgür olmak isteyenlerin ülkesine hoş geldiniz. Yapılmış en aptalca dalgınlık. Üf, ben kendim ve yapı olarak genellikle dalgın bir yapım var. Ya gelirken yanındaki çantanın içinden tişört arıyordum. Terledim, tişörtümü değiştireceğim. Tişörtü böyle şey yaparken elime sert bir cisim geldi. Sert bir cisim gelince de şöyle bir bakayım dedim. Bakarken öndeki arabanın dibinde buldum kendimi. Acı bir fren vurdum. Arkadaki araba vof diye bir girdi. Ben hiç kıpırdamadım. Arkadaş geldi. Ya dedi kusura bakma, camı açtım. Abi dedim sen kusura bakma. Dedim hiç önemli değil, hemen devam edelim. Trafiği de tıkamayalım. Sen de hiç üzülme. Bir baktım gitti, benim plakamı getirdi. Plaka düşmüş. Çok teşekkürler abi, iyi bak kendine dedim. Abi çok sağ ol falan, kapattık. Dalgınlık, genellikle dalgınım. Hangimiz değiliz ki? Belki de bozuldu.